Kıymetli dostlar, hoca kardeşlerimizle beraber 100 gün inşallah peş peşe her gün sizlere video paylaşımı yapacağız, bilgilendirme yapacağız inşallah. Bu bilgilendirmede de ilk olarak aşıdan başlamak istiyorum. İnşallah Rabbim tesisini yüksek eylesin, bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. Rabbim inşallah hepimizi muvaffak eylesin. İyi ki varsınız. Selamünaleyküm demiş. Diyanet faz 3 çalışmaları tamamlanmamış aşı için dinin gereği dedi. Katılıyor musunuz bu görüşe? Bakış açısı meselesi var. Bakış açısı meselesi. Bu salgın bir hastalık. İnsandan insana ne yapıyor? Geçiyor. Hatta ciddi bir şekilde yayılıyor. Tehlikesi yüksek. Belli insanların ölümüne sebebiyet veriyor. Ölmek kadar perişan ediyor yani. Şimdi olayları bu şekilde düşündüğünde sen aşı olmadığın takdirde bu virüsü taşır. Ve bu hastalığa sebep verdiğinden dolayı bazı insanları kaybetme, bazı insanları da gerçekten çok zor duruma düşürme, geçirme durumundaysan, buradan bakarsan olaya, o zaman Diyanet'e ne dersin? Haklı dersin yani. Ama sen bana aşının şu garantisini verebiliyor musun yani? Bu aşı insana zararlı değil. Bu aşıda olumsuz bir katkı yok. Bu aşı gerçekten bu maksadı, yani anlatılan şu maksadı hakkıyla yerine getirebilir. Sen bana bunun garantisini veriyor musun? Bunun garantisini vermen lazım ki haklı olasın. Bu aşının hakikaten razı olunmayan bir şey taşımadığı, yani hınzır yağından, etin şuyundan, buyundan yapılmadığı veya hakikaten insana daha büyük bir sıkıntı vermeyeceği, daha büyük bir bela vermeyeceği ve çoğaltabilirsin. Böyle bir garanti veriyor musun sen bana? Diyebiliyor musun? Bunun açıklaması yapamıyor musun? Gerçekten bu aşı insan sağlığına zararı yok, hatta faydası var diyebiliyor musun? Bu tezatı da düşünmek lazım. Çünkü daha önce belli aşılardan insanlar zarar gördü yani. İnsanlar zarar gördü yani. Evet, o yüzden bakış açısı diyorum ben.